Sırada Amerikan basınından özetler var. Haftanın son yayınında Amerikan gazetelerinde öne çıkan konuları, manşetlerdeki gündem maddelerini Dilge Timoçin özetliyor. Özlem Amerikan basın özetlerine Washington Post ile başlayacağız. Washington Post dün Başkan Trump'ın Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi ve Demokrat kongre üyeleriyle göçmenlik konusunda yaptığı toplantı sırasında gelişmekte olan Afrika ülkeleri, Haiti ve El Salvador gibi ülkeleri tanımlamak için ağır ve küfürlü bir ifade kullanmasının yol açtığı tepkilere geniş yer ayırıyor. Gazete tüm dünyanın Trump'ın sarf ettiği sözler karşısında şaşkınlığa uğradığını ve büyük tepki çektiğini yazıyor. Habere göre Afrika Birliği Sözcüsü Ebba Kalondo yaptığı açıklamada Amerika Başkanı'nın Afrika ülkelerinden gelen göçmenler için bu kadar aşağılayıcı bir dil kullanmasının büyük kaygı yarattığını söyledi. Sözcü Kalon'da Atlas Okyanusu köle ticareti döneminde Amerika'ya zorla getirilen çok sayıda Afrikalı olduğunu bu gerçek göz önünde bulundurulduğunda Trump'ın sözlerinin tarihi hiçe saymak anlamına geldiğini kaydetti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözcüsü Rupert Colville ise kurumdan beklenmeyecek derecede sert bir açıklama yaparak Trump'ın sözlerini ırkçı olarak değerlendirdi. New York Times'da Trump'ın gelişmekte olan ülkeler için kullandığı yakıştırmanın gerek Amerika'da gerekse dünyada şok ettiği etkisi yarattığını bildiriyor. Gazete bu konuda David Leinhardt imzalı bir makaleye yer veriyor. Trump'ın ırkçı olduğunu söylemenin zamanı geldi başlıklı makale. Başkanın bugüne kadarki ırkçı söz ve eylemlerini mercek altına alıyor. Wall Street Journal'sa dün muhabirlerinin Donald Trump'la başkanlığının ilk yılını değerlendirmek amacıyla yaptığı 45 dakikalık söyleşinin ayrıntılarına ana sayfada yer veriyor. Gazete Trump'la yapılan söyleşide Kuzey Kore-Kuzey Atlantik Serbest Ticaret Anlaşması nafta, Çin gibi meselelerin ele alındığını bildiriyor. Habere göre Trump karşılıklı aşağılayıcı ifadeler kullanmalarına rağmen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la olumlu bir ilişki geliştirdiğine inandığını söyledi. Trump, Wall Street Journal muhabirlerine, sanırım Kim Jong-un'la çok güzel bir ilişkim var, siz belki şaşırıyorsunuz ama insanlarla iyi ilişkiler kurarım şeklinde konuştu. Trump daha önce özellikle Twitter mesajlarında Kuzey Koreli lidere kötü adam, kısa boylu ve şişman şeklinde hitap etmişti. Trump bu ifadelerin daha geniş kapsamlı bir stratejinin parçası olduğunu kaydetti. Trump, NAFTA konusundaysa Kanada ve Meksika ile yeniden anlaşacaklarına dair iyimser sözler sarf etti. Amerikan basından aktaracaklarımız böyleydi. Söz tekrar sen de Özlem. Teşekkürler Dilgi. Amerikan basından öne çıkan haberleri hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebileceğinizi hatırlatıyor.